Hamdolsun. Bugün 85 milyon vatandaşımızın her biri bu ülkenin birinci sınıf ferdidir. Ülkemizde yaşayan her birey tüm haklardan, özgürlüklerden, imkanlardan, fırsatlardan yararlanma imkanına sahiptir. Kardeşlerim, eksiklerimiz yok mudur? Aksaklıklar yaşanmıyor mu? Elbette vardır. Ama bizim bu eksikleri tamamlama, bu aksaklıkları giderme irademiz hepsinden daha üstündür, daha güçlüdür. Buna rağmen her kesim gibi Alevi Bektaşi kardeşlerimize yönelik tahriklerde eksik olmuyor. Muharrem ayı vesilesiyle önce Ankara'da Hüseyin Gazi Vakfı dergahında, ardından Hacı Bektaş'ta Hazreti Hünkar'ın huzurunda birlik, beraberlik, kardeşlik çağrılarımızı tekrarladık. Bu çağrılarda samimiyiz. La feta illa Ali, la seyfe illa Zülfikar, yani Ali gibi yiğit Zülfikar gibi kılıç olmaz diyorsak, her türlü farklılığı bir kenara bırakarak inancımıza, kültürümüze, değerlerimize sıkı sıkıya sarılmalıyız. Ülkemizdeki tüm vatandaşlarımız gibi Alevi Bektaşi kardeşlerimizin meselelerinin çoğunu biz çözdük. Kalanlarını da adım adım çözüme kavuşturuyoruz. Yıllarca Alevi Bektaşi kardeşlerimizi istismar ederek siyaset, sanat, ticaret yapan kimi isimlerin bu gelişmeler karşısında gerçek yüzlerini ortaya sermelerinden aslında memnuniyette duyuyoruz. Buradan bir kez daha tekrarlıyorum. Kardeşlerim, Allahsız Alevilik olmaz. Muhammedsiz Alevilik olmaz. Ali'siz Alevilik olmaz. Dinsiz, imansız, amelsiz, sadece ve sadece sapkın zevklerin üzerine bina edilmiş Alevilik de olmaz. Müslümanlık da olmaz. Türklük de olmaz. Kürtlük de olmaz. Hatta insanlık da olmaz. Her kim aksini iddia ediyorsa, kim bilir hangi karanlık mihraktan besleniyordur? Kim bilir hangi kirli hesapla hareket ediyordur? Kim bilir hangi yabancı istihbarat teşkilatına çalışıyordur? Hadsiz ve hudutsuz bir şekilde Yüce Yaradan'a, Peygamber Efendimiz'e, manevi ve milli kırmızı çizgilerimize tecavüz eden herkes ayağını denk almalıdır. Aksi takdirde bunların hiçbirini milletimiz de affetmez, tarih de affetmez. Eğer konunun hukuki bir yönü varsa yargı da affetmez. Biz hasbi ve harbi bir şekilde milletimizi tüm fertleriyle kucaklayarak ülkemizi büyütme, güçlendirme, zenginleştirme mücadelemizi sürdüreceğiz. Buyurun. Şu anda kişi başına milli gelir 9500 dolara dayandı. Hani ne oldu? Ne diyorlardı? Şu anda rakam bu. Daha da iyi olacak. Tıpkı 20 yıldır olduğu gibi 2023 seçimlerine kadar da önümüze getirilecek her oyunu boşa çıkarmaya, her tuzağı bozmaya, her senaryoyu yırtıp atmaya kararlıyız. Türkiye'nin ihtiyacı budur. Milletimizin ihtiyacı budur. Bölgemizin ihtiyacı budur. Dünyanın ihtiyacı budur. AK Parti kadroları olarak
İşte böyle hayati bir misyonu üstlendiğimizin bilinciyle hareket etmeli, her adımımızı buna göre atmalı, her sözümüzü buna göre söylemeli, her faaliyetimizi buna göre yürütmeliyiz. Ana kademesiyle, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla, mahalle ve sandık temsilcileriyle gecemizi gündüzümüze katarak çalışmak için bundan daha önemli ne sebep olabilir? Şimdi soruyorum. Hazır mıyız? Ana kademe seçim gününe kadar kazanmadık gönül bırakmayarak sandıkta rekor kıracak bir netice elde etmeye hazır mıyız? Bu ses bana az geldi. Hazır mıyız? Güzel. Hanımlar. Maşallah. Hanımlar maşallah. Ana kademeyi solladı. Seçim gününe kadar girmedik ev, dokunmadık gönül, almadık destek bırakmamaya hazır mıyız? Maşallah. Barakallah. Hazır mıyız? Güzel. Eğer gençlik görmek istiyorsanız buyurun burada işte. Birileri çıkıyor diyor ki ya AK Parti'deki gençlik nerede? İşte burada. Değerli kardeşlerim, biz hiçbir zaman milletimizi seçimden seçime hatırlayan bir kadro olmadık. Bizim için seçim çalışması bir önceki seçim gününün ertesi sabahı başlar. Biliyorsunuz yeni yönetim sistemimizle birlikte genel seçimler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği olarak iki ayaklı hale geldi. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının şahsım olduğunu aylar öncesinden Cumhur İttifakı olarak milletimizle paylaştık. Buna karşılık diğer ittifaklar ve partiler henüz herhangi bir cumhurbaşkanı adayı telaffuz edemediler. Yaşanan kavganın gürültüsü, girilen hesapların tozu dumanı, yapılan pazarlıkların kiri pası her yerden hissediliyor, görülüyor. Milletin karşısına çıkartacak aday için bile bunca ayak oyunu, bunca dalavere alavere, bunca kolpa içine girdiler. Allah muhafaza, bunların yönetime gelmeleri halinde ülkeyi nasıl bir felakete sürükleyebileceklerini düşünmek bile istemiyoruz. Hadi Cumhurbaşkanı adaylarını bir kenara bıraktık. Ülkenin ve milletin geleceğine dair herhangi bir vizyon, herhangi bir program, herhangi bir projeleri de yok. Biz 2023 hedefleri diyoruz. 2053 vizyonu diyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası diyoruz. Bunların her birinin altını nice programlarla, nice projelerle dolduruyoruz. Halbuki elimizde asırlık eser ve hizmetlerden oluşan 20 yıllık müktesebatımız var. Dört dönüm bostan, yan gel yat Osmanlı. Deyip bu eser ve hizmet mirasının ekmeğini yemekle iktifa edebilirdik. Ama böyle bir tembellik, böyle bir gaflet, böyle bir aymazlık bize yakışmaz. Bunun için ülkemize eser ve hizmet kazandırma mücadelemizi yavaşlatmak bir yana. Daha da hızlandırıyoruz. Elbette her gönülde bir aslan yatar. Kılıçdaroğlu'nun gönlündeki aslan
kendini ilgilendirir. Topladığı altılı masanın etrafında oturanların her birinin ayrı ajandaya yazılı hesapları kendilerini ilgilendirir. Bu masanın altındaki PKK güdümündeki 7. ortağın hesabı kendini ilgilendirir. Masanın gerisinde ellerini ovuşturarak bekleyen 8. ortak FETÖ'nün hesabı kendilerini ilgilendirir. Masa projesinin kim olduklarını az çok herkesin tahmin edeceği, hatta alenen itiraf ettikleri üzere adresleri de belli olan asıl sahiplerinin hesapları da kendilerini ilgilendirir. Kardeşlerim, biz bunların hepsini takip ediyoruz. Ama hiçbirini kale almıyoruz. AK Parti milletin kurduğu, iktidara getirdiği, verdiği destekle nice badireleri atlatmasını sağladığı, bunca eser ve hizmeti üretmesine fırsat verdiği bir partidir. AK Parti'yi güçlü kılan bu vasıflarına sahip çıktığımız müddetçe karşımızda kimin olduğu, önümüze hangi engelin konduğu çok önemli değildir. Netice itibariyle 2023 yılında seçimi kazanmakta kararlı mıyız? Kararlı mıyız? Kazanacaksak kimseden medet ummadan, kimseden inayet beklemeden kendi gayretimizle kazanacağız. Ve şuna inanacağız. Ve mekeru ve mekerallah vallahu hayrul makirin. Bütün tuzakların üzerinde bir tuzak vardır. O da Rabbimizin tuzağıdır. Biz buna inandık ve bununla yola devam ediyoruz. Sandıktan yine birinci parti olarak çıkacaksak bunu milletimizle olan muhabbetimizi daha da güçlendirerek gerçekleştireceğiz. İstanbul İl Başkanlığımızın sürdürdüğü yüz yüze yüz gün projesini bu minvalde atılmış çok kıymetli bir adım olarak görüyorum. Sizlerden videsi biraz daha yükseltmenizi, her gününüzü, her anınızı 2023'e odaklı bir şekilde, en güzel şekilde değerlendirmenizi istiyorum. Kardeşlerim, İstanbul'un toplamda 98 milletvekili vardı. Türkiye demokrasi sınavından başarıyla çıktı Erdoğan'ın 16. galibiyeti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Göğsündeki bayrak al üstüne al. Herkes taşıyamaz.